Esselamu aleyküm, hayırlı günler diliyoruz değerli izleyenler. Herkese merhabalar diyelim. Türkiye bugün önemli bir heyecanı geride bıraktı. Türkiye genelinde bugün Siyer sınavı heyecanı yaşandı. 78 ilde, 254 ilçede ve köy ve beldelerde bugün Siyer sınavı heyecanı vardı. Saat 11'de başladı sınav, 1 saat 40 dakika sürdü ve çok güzel bir heyecana sahne oldu bugün. Öğrenciler heyecanlıydı özellikle, aileleri heyecanlıydı. Bizler de sahadan o heyecanın yaşandığı okullardan takip ettik bugün sınavı. Oradaydık, öğrencilerin yaşadıkları heyecanı paylaştık onlarla, dinledik hepsini. Hepsini tebrik ediyoruz. Sınava kayıt oldukları için, sınava katıldıkları için tebrik ediyoruz. Ve şimdi farklı bir heyecan yaşanıyor. Stüdyomuzda o heyecan yaşanıyor. Tabii ekranları başında da eminiz ki kardeşlerimiz kilitlenmiş, bizleri bekliyorlar. Sınav sorularını artık yanıtlayacağız. Kardeşlerimiz de bir nebze de olsa ne yaptıklarını görmüş olacaklar. Tabii çok güzel manzaralar var. Daha sonra o fotoğrafları da ekranlarınıza getireceğiz ama stüdyo konuklarımı da tanıtmak istiyorum hemen sizlere. Sınav hazırlık komisyonundan değerli konuklarımız Adnan Öğrü hocamız, eğitimci, bizlerle birlikte soruları inşallah yanıtlamaya çalışacağız. Hoş geldiniz diyelim. Süleyman Işık hocamız bizlerle, yine sınav hazırlık komisyonundan, kendisi de eğitimci, bizlerle birlikte. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yoğun bir gündü, yoğun bir çalışma temposuyla bizler de buradayız. Artık soruları yanıtlayacağız. Kısa bir şekilde sizlerin de izlenimlerinizi alalım. Süleyman Hocam, sizlerle başlayalım. Nasıl bir gündü bugün? Hemen böyle kısa kısa dinleyelim sizden. Evet, Allah razı olsun. Uzun süreden beri hazırlığı yapılan Siyer sınavını nihayet bugün hayırlısıyla uygulamış olduk. Sınavımız 4 kategori şeklinde yapıldı. Birinci evet. ve ikinci kategori. Bugün inşallah cevaplarını vereceğiz. Birinci kategoriler 4 ve 5. sınıfları kapsıyor. İkinci kategoriler ortaokul kısmı dediğimiz 6, 7 ve 8. sınıflar. Üçüncü kategoriler lise kısmı 9, 10, 11, 12 ve dördüncü kategoride mezunlar veya işte evet. yetişkinler grubu dediğimiz kişileri kapsıyor. Buraya gelmeden önce Siyer sınavında bizzat okula da görev yaptık. Oranın nabzında bir bakma ölçtük. Öğrencilerin heyecanını da gördük. Öğrencilerin ne kadar sınava hazırlıklı olduğunu da gördük. Çünkü birazdan belki hatırlatacağız. Yani öğrenci o kadar dikkatli okuyor ki soruyu, o kadar ciddiye alıyor ki. Yani soruda, bir soruda A, B, C, D seçeneği yerine D yerine E yazılmış. Hocam diyor, şurada D yazılması lazım. Orada neden yazılmış? Evet, o kadar dikkatli bir şekilde, öyle bir ciddiyetle, bir titizlikle çalışmışlar. Onların tabii bu şekilde titizlikle çalışması, hazırlık yapması, sınava böyle bir ciddiyet, bir ehemmiyet vermesi bizleri de sevindirdi. Evet, şu an tabii heyecanlar, inşallah birazdan cevaplarını vereceğiz ve onlar. Süleyman Hocam, biz hangi kitapçıkları cevaplandıracağız? Onları da hangi kategoriye? Evet. Onları da hatırlatalım hemen. Biz birinci kategoriden başlayacağız. Birinci kategorinin A kitapçığını okuyacağız. Yalnız her sorunun, A kitapçığının her bir sorusunu okurken B kitapçığında kaçıncı soruya karşılık geldiğini de söyleyeceğiz ki bu şekilde B kitapçığıyla sınava giren kardeşlerimiz onlar da bize şekilde takip etsinler. Yaşamasınlar. Evet. Tamam, peki. Cevap seçenekleri değişmiyor. Yani A ve B'de seçenekleri değişmiyor. Evet. Peki hocam, çok teşekkürler. Birazdan başlayacağız tabii. Ekran başındakiler heyecanla bekliyor. Bizler de uzatmak istemiyoruz. Adnan Hocam, sizler sınavla ilgili neler söylemek istersiniz? Süleyman Hocam söyledi. Allah razı olsun. Eklemek istediğim şu. Çocuklar bir kısmı bir defa, bir kısmı 2-3 defa okumuşlar kitabı. Allah razı olsun. En azından herhalde 165 bin kardeşimiz katılmış bu sınava. Bu da yani kaybedeni olmayan bir sınav. Allah razı olsun. En azından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını öğrenmişler. Ben birkaç tane ayet ve hadis söyleyeceğim. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Önce bir ayet-i kerime, biz sizi vasat bir ümmet kıldık. Yani bu ümmeti Muhammed'in vasat olduğunu gösteriyor.
Peygamberimiz bir hadiste de hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifte kim bir iyilik yaparsa ona uyanlar kadar sevap kazanır ve bu onun sevabından bir şey eksiltmez. Kim de bir kötülük işlerse ona uyanlar kadar günah kazanır ve bu günahından bir şey eksiltmez diye Peygamberimiz, önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi var. Bu da gösteriyor ki kardeşlerimiz Allah razı olsun siyer sınavını düzenlemişler. Bu büyük bir hayra bir vesiledir. Yani en azından kazanamasalar bile önderlerin hayatını öğrenmiş oluyorlar. Bu da büyük bir kazançtır. Zaten bizim amacımız da önderlerin hayatını bu insanlara, bu ümmete, Müslümanlara öğretmektir. Evet, kesinlikle. İnşallah kaybedeni olmayan bir sınav diyoruz her zaman için. Çok inşallah. Teşekkürler. Birazdan soruları da yanıtlamaya başlayacağız. Daha fazla tabii bekletmek istemiyoruz kardeşlerimizi. Rica edeyim, bazı fotoğraflar vardı. Özellikle kış mevsimini yaşıyoruz ya, ondan dolayı kar var. Evet, ekrana geldi. Kar var ve peygamber sevdalısı kardeşlerimiz kara rağmen engel tanımamışlar ve o yolculuğa başlamışlar. Evet, sınıfları görüyorsunuz. İkişer ikişer oturmuşlar ama doldurmuşlar kardeşlerimiz bu fotoğrafta da sınıfı. Evet, engelli kardeşlerimiz, zaten onlar hiçbir engel tanımadıklarını bu vesileyle ortaya koymuş oluyorlar. Bir fotoğraf karesi daha, yine heyecanları böyle yüzlerine yansımış güzel kardeşlerimiz bunlardan ekranlarınızda. Bir kar manzarası daha, araçların gidemediği yere, artık araç gelmiş burada durmuş, daha fazla ilerleyemiyor. Kardeşlerimiz araçlardan inmişler, yürüyerek yola devam ediyorlar, okullarına gidiyorlar ve sırf bu sınav gerçekleşsin, aksaklık yaşanmasın, o heyecanı yaşasınlar diye o karlı yola da katlanıp gitmişler okullarına. Evet, bir fotoğraf karesi daha. Tabii bayram sevinci yaşanıyor. Tüm okullarda benzer karşılamalar vardı. Şekerlerle, kolonyalarla karşıladılar kardeşlerimizi, sınav görevlileri. Heyecanın yaşandığı bir diğer fotoğraf karesi de görüyorsunuz. Evet, fotoğraf kareleri devam ediyor. Kardeşlerimizin heyecanları, sınav sonrası heyecanları yine ekranlarınızda. Evet, çok güzel görüntüler gerçekten. Bugün siyer sınavı vesilesiyle unutulmayanlar arasına girmiş oluyor bu fotoğraf kareleri de. Daha fazla uzatmayalım. Ekran başındaki kardeşlerimiz de bizlere kızmasınlar. Çünkü heyecanla artık cevapları bekliyorlar bizden. Sözü uzatmayalım. Süleyman Hocam'a döneyim. Birinci kategori A kitapçığı, aynı zamanda B kitapçığının da hangi soruya denk geldiğini ifade edecek Süleyman Hocam. Hazırsak, hazır onayını alalım arkadaşlar. Hazırsak, soruları ekrana getirebiliyorsak hemen başlayalım istiyoruz Süleyman Hocam'la. Evet, ilk sorumuz gelsin ekrana. Süleyman Hocam buyurun, söz artık sizde. İlk soruyla başlıyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Birinci kategorinin A kitapçığıyla başlayalım. Birinci soru. B kitapçının 25. sorusuna karşılık geliyor. Bir diyagram sorusuyla başlıyoruz. Bu sene böyle görsellik biraz ön plana da çıkmış bir şekilde sorularımız da var. Görsel bir, görsellik içeren bir soru. Evet, şimdi geldi ekranımıza da. Başlayalım buyurun hocam. Birinci soru, B'nin 25. sorusu. 1. Kendisine peygamberlik verilmesi. 2. Hazreti Hatice ile evlenmesi. 3. Kabe'nin yeniden inşasında hakem olması. 4. Bedir zaferi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanına bir yolculuk kitabını okuyan bir öğrenci, Peygamber aleyhisselamın yaşadığı yukarıdaki olayları gerçekleşme zamanına göre nasıl sıralamalıdır? Seçeneklere baktığımız zaman doğru seçeneğimiz Ceyhan seçeneği olacak. 2, 3, 1 ve 4 şeklinde olacak. Evet. İkinci soru, B'nin 26. sorusuna karşılık geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanına bir yolculuk adlı kitapta yaz tatilini dedesinin yanında geçiren Hasan'ın daha çok ilgi duyduğu ve sevdiği konu aşağıdakilerden hangisidir? A. Bol bol test çözmek. B. Televizyon seyretmek. C. Telefon ve tabletle oyun oynamak. D. Dini konuları öğrenmek. Doğru seçeneğimiz Diyarbakır seçeneği olacak. Dini konuları öğrenmek. Evet.
Üçüncü soru B kitapçının 27. sorusu. Mekke ordusunun yola çıktığını haber alınca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen ashabını toplayıp ne yapmaları gerektiği istişare etti. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden Selman-ı Farisi hendek kazma teklifini ortaya attı. Bu yöntem Mekkelilerin daha önce karşılaşmadığı bir durumdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi kabul etti. Hemen kolları sıvayan Müslümanlar Medine'nin etrafında büyük ve derin hendekler kazdılar. Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? A. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hendek kazma fikrini beğenmiştir. B. Sahabeleriyle istişarede bulunması Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine verdiği değeri gösterir. C. Müslümanlar bu savaşı kaybetmişlerdir. D. Hendek gerisinden savaşmak Mekkeliler için yeni bir durumdu. Bu sorunun doğru cevabı Ceyhan seçeneğindeki Müslümanlar bu savaşı kaybetmişlerdir. Dördüncü soru B kitapçının 28. sorusu. Aşağıda verilen sahabelerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir? A. Ebu Hureyre, B. Hazreti Hatice, C. Hazreti Ali, D. Hazreti Zeyd bin Harise. Dördüncü sorunun doğru seçeneği A seçeneği olacak, Ebu Hureyre. Beşinci soru. Boykot yıllarında Ebu Talib peygamberimizi himaye etmekten vazgeçmiştir. Fakir olmasına rağmen dürüst ve merhametli olduğundan Ebu Talib'e emanet edilmiştir. Ebu Talib peygamberlikten önce de sonra da onu himaye etmiştir. Ebu Talib'in yanında 4 yaşından itibaren yaşamaya başlamıştır. Ebu Talib'in peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i himaye etmesiyle ilgili yukarıdaki bilgi kutucuklarından yanlış olanı çıkarıldığında aşağıdaki görünümlerden hangisi elde edilir? Evet, bu soruda yanlış seçenekleri çıkardığımız zaman doğru seçeneğimiz C seçeneği olacak. Yani birinci ve dördüncü bilgimiz yanlıştır. O yanlışları çıkardığımız zaman C seçeneği olacak. Evet. Altıncı soru B'nin B kitapçının 52. sorusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı önce gizlice anlattı. Sonra Allah'ın emriyle açıktan ilan etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açık davette İslam'ı ilk önce aşağıda verilenlerden hangisine anlatmıştır? A. Yakın köylülere, B. akrabalarına, C. Taif'teki insanlara, D. Medine'deki Müslümanlara. Doğru seçeneğimiz Bursa seçeneği akrabalarına olması lazım. Yedinci soru. Aşağıdaki B'nin 53. sorusuna karşılık geliyor. Aşağıdaki sahabelerden hangisi Mekke'nin zenginlerinden olmasına rağmen ailesi tarafından işkenceye uğramıştır? A. Hazreti Bilal, B. Enes bin Malik, C. Zeyd bin Harise, D. Mus'ab bin Ümeyr. Doğru seçeneğimiz Diyarbakır seçeneğindeki Mus'ab bin Ümeyr olacak. 8. soruya geldik artık. 8. soru B kitapçığının 35. sorusu. Evet. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ilk süt annesi kimdir? A. Halime, B. Amine, C. Süveybe, D. Nefise. Doğru seçeneğimiz C seçeneğindeki Süveybe olacak. 9. soru B'nin 36. sorusu. Burada bir eşleştirme sorusu var. Kavram ve tanım eşleştirilmesini istiyor. Kavram ve tanımları eşleştirdiğimiz zaman doğru seçeneğimiz Diyarbakır seçeneği olacak. 10. soru B'nin 37. sorusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? A. Müslümanların ibadet ve toplanma yeri olan bir mescit yapmıştır. B. Muhacir ve Ensar'ı kardeş yapmıştır. C. Medine Sözleşmesi'ni hazırlamıştır. D. Nüfus sayımı yapmıştır. Doğru seçeneğimiz A seçeneğindeki Müslümanların ibadet ve toplanma yeri olan bir mescit yapmıştır. 11. soru B'nin 38. sorusu. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğumu esnasında bazı olağanüstü olaylar meydana gelmiştir. Aşağıdaki verilenlerden hangisi gerçekleşen olaylardan biri değildir? A. Gökteki yıldızlar çok parlak hale geldi ve yakınlaştı. B. Birçok ülkede deprem oldu ve Bizans sarayı yıkıldı.
C. Save Gölü kurudu. D. Bin yıldır sönmeyen ateş söndü. Doğru seçeneğimiz B seçeneğindeki birçok ülkede deprem oldu ve Bizans Sarayı yıkıldı olacak. 12. soru B kitapçığının 13. sorusu. Müslümanların ilk hicret ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir? A. Medine, B. Mekke, C. Habeşistan, D. Şam. Doğru seçeneğimiz C seçeneğindeki Habeşistan olacak. 13. soru B kitapçığının 14. sorusu. Yine bir eşleştirme sorusu var. Sahabeler ve o sahabelere işkence eden müşriklerin isimleri var burada. Tablodaki ilk dönem Müslümanlar ile kendilerine işkence eden müşrikler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Evet, doğru seçeneğimiz A seçeneği olacak. 14. soru B kitapçının 15. sorusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de İslam davasını yayma imkanı bulamayınca Mekke'ye yakın olan Taif şehrine gitmiş ve orada İslam'ı Taiflere anlatmıştır. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem davetine Taif halkının verdiği karşılık aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem davetini kabul etmişlerdir. B. Peygamber Efendimiz ile sallallahu aleyhi ve sellem alay edip saldırmaya çalışmışlardır. C. Mekkelilere karşı Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem koruma sözü vermişlerdir. D. Kendilerine İslam'ı öğretmeleri için birini göndermesini istemişlerdir. Evet, 14. sorumuzun doğru seçeneği B seçeneği olacak. Peygamber Efendimiz ile sallallahu aleyhi ve sellem alay edip saldırmaya çalışmışlardır. 15. soru B kitapçığının 16. sorusu. Uhud Savaşı'nın başlarında Müslümanlar galip gelmesine rağmen savaşın sonunda 70'e yakın Müslümanın şehit olmasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir? A. Münafıkların İslam ordusundan ayrılması. B. Mekkeli müşriklerin çok güçlü olması. C. Müslüman askerlerin sayısının az olması. D. Bazı sahabelerin görev yerlerinden izinsiz ayrılmaları. Evet, 15. sorumuzun doğru seçeneği D seçeneği olacak. Bazı sahabelerin görev yerlerinden izinsiz ayrılmaları. 16. soru B kitapçığının 21. sorusu. 4 tane öncülümüz var. Yukarıdakilerden hangisi Mekkelilerin İslam davetine engel olmak için başvurdukları yöntemlerdendir? Evet, bu sorunun doğru seçeneği C seçeneği 1, 2, 3 ve 4. 17. soru B kitapçığının 22. sorusu. Hazreti Amine eşi Abdullah'ın Medine'deki mezarını ziyaret etmek için Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem ve dadısı Ümmü Eymen'i yanına alarak zorlu bir yolculuğa çıkmıştı. Bu zorlu yolculuktan kısa bir süre sonra hastalanan Hazreti Amine Harra denilen yerde hastalanmış ve orada vefat etmişti. Bu acı olay yaşandığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz 6 yaşındaydı. Yukarıda verilen parçadaki bilgi yanlışlığı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde düzeltilmiştir? A. Hazreti Amine Harra denilen yerde değil, Ebva denilen yerde vefat etmiştir. B. Yolculuğa katılan Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dadısı Ümmü Eymen değil, Ümmü Süleym'dir. C. Hazreti Amine Medine şehrinde değil, Taif şehrine giderken vefat etmiştir. D. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşında değil, 8 yaşındayken annesi vefat etmiştir. Evet, bu sorumuzun doğru seçeneği A seçeneği olacak. Hazreti Amine Harra denilen yerde değil, Ebva denilen yerde vefat etmiştir. 18. soru, yine bir eşleştirme sorumuz var. Yukarıdaki kavramlarla anlamları eşleştirildiğinde doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Evet, bu kavram ile tanımlar eşleştirildiğinde doğru seçeneğin B seçeneği, Bursa seçeneği olduğu görülecek. Burada biraz mantık da kullanmak gerekiyordu. Evet, aynen öyle. 19. soru B kitapçığının 24. sorusu. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahyi getiren melek aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazreti İsrafil, B. Hazreti Mikail, C.
Hazreti Cebrail de Hazreti Azrail. Evet, 19. sorunun doğru seçeneği C seçeneğindeki Hazreti Cebrail. 20. soru B kitapçığının 9. sorusu. Yukarıda verilenlerden hangileri peygamberlik gelmeden önce de peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem güvenilir bir insan olduğunu kanıtlar? Evet, A, B, C ve D öncülleri okunduğunda bu sorunun doğru cevabının A seçeneği olduğu, A ve D öncülleri olduğu görülecek. Dolayısıyla 20. sorumuzun doğru seçeneği A seçeneği olacak. 20 soruyu geride bıraktık. Süleyman hocamız yanıtlarını verdi. Tabi kitapçıklar sınava girenlerin de elinde bulunuyor. Verdiğiniz o kitapçıkları. Evet, oradan da takip edebiliyorlar. Tabii. Aynı zamanda ekrana da B kitapçığında hangi soruya denk geliyor? Ekranımızda da var. Süleyman hocam da sürekli dile getirmiş oldu. Adnan hocamızla hemen 21. soruyla devam edelim. Buyurun hocam. 21. soru B kitapçığında 10. soru oluyor. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem zalimlere karşı haklının ve mazlumun yanında yer alması ve Mekkelilere putlara tapmanın yanlış olduğunu çekinmeden söylemesi onun aşağıdaki özelliklerinden hangisini yansıtmaktadır? A. Merhametini, B. Güvenirliğini, C. Cesaretini, B. D. Mütevaziliğini, C. şıkkı olacak cesaretini. 22. soru. Mekke müşrikleri yaptıkları tüm baskı ve işkencelere rağmen Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem dininden vazgeçiremiyorlardı. Bunun üzerine Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem öldürme kararı aldılar ve planlarını uygulamak için evinin etrafını sardılar. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem bu saldırı girişimini haber veren aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazreti Ali, B. Hazreti Hatice, C. Hazreti Ebu Bekir, D. Hazreti Cebrail. Cebrail aleyhisselam de şıkkı olacak. 23. soru B'de 12. soru olacak. Bu da doğruların sayısını belirlemek amacıyla yapılmış bir soru. İlk vahiy, Mescid-i Nebevi, Hüzün Yılı, Uhud Savaşı, Habeşistan'a hicret, Miraç olayı diye bir sıralama var. Yukarıda verilen kavramlardan kaç tanesi Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Mekke dönemi ile ilgilidir? 4 tanesi olacak. İlk vahiy, hüzün yılı, Habeşistan hicreti ve Miraç olayı olacak. Evet, Adnan hocam, bu az önce bahsettiğim şey buradaydı sorum. A, B, C ve E yazılmış orası. O E yerine evet. D yazacağız. Evet, öğrenciler onu fark ettiler yani. Doğru cevap B, B şıkkı zaten. 24. soru, bu da B'lerde 54. soru oluyor. Burada da yanlış ve doğru şıklama var. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem hicrette yol arkadaşı Hazreti Ömer'dir. Burada bu yanlıştır. Müslümanlar ile müşrikler arasında yapılan ilk savaş Uhud Savaşı'dır. Bu da yanlıştır olacak. İslam'ın ilk şehitleri Yasir ve Sümeyye'dir. Bu da doğru olacak. Buna göre 5 şıkkı oluyor. Evet. Y, Y, D. 25. soru B'lerde 55. soru oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben atam İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesi ve annemin gördüğü rüyayım buyurmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Amine'nin bu rüyada gördüğü ve uyandığında yaşadığı olaylardan birisi değildir? A. Vücudunda çıkan büyük bir nurun Basra ve Şam'ı aydınlatması, bu doğrudur. B. Doğacak çocuğun insanlığı kurtarıcı olduğunu söyleyen bir ses işitmesi, bu da doğrudur. C. Bu çocuğun adını Muhammed koymaları gerektiğini söyleyen bir ses işitmesi, bu da doğrudur. Yalnız D şıkkı, büyüyene kadar Mekke'de kalması gerektiğini söyleyen bir ses işitmesi, öyle bir şey söz konusu değil, D şıkkıdır. Yanlış olan. Ya, 26. soru B'lerde 56. soru oluyor. Yukarıdaki bulmacada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede doğmuştur? Burada Mekke var. Evet. Şıklarda. B şıkkı, Peygamberimize ilk vahiy nerede gelmiştir? Hira mağarası var. Evet. Ama C şıkkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret sırasında gizlendiği yer neresidir? Sevr mağarası yok burada. D şıkkı, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem süt annesi adı nedir? Halime var. Dolayısıyla C şıkkı yoktur. C şıkkıdır. Evet. 27. soru B'lerde 57. soru oluyor.
Çünkü sen akrabanı gözetir, düşkünlere, mazlumlara yardım eder, ihtiyaç sahiplerini doyurup giydirirsin. Sen her zaman hayır yolunda yürüyen, hayırdan başka bir şey düşünmeyen bir insansın. Hazreti Hatice'nin ilk vahiy geldiğinde eşini teselli etmek için söylediği bu sözlerin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hangi özelliğini yansıtmaktadır? A. Üstün ahlakını, doğru cevap A'dır. Evet. B. Cesaretini, C. Affediciliği, D. Sabırlı olması A olacak. Evet. 28. soru B'lerde 47. sorudur. Hazreti Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretiyle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. A. Hazreti Ebubekir ile doğruca Medine'ye gittiler. Halbuki önce Sevr mağarasına gitti. Orada 3 gün kalıp oradan sonra. B. Emanetleri sahiplerine vermesi için Hazreti Ali'yi görevlendirmiştir. C. Önce mağarada 3 gün kaldılar. Sonra Medine'ye doğru yol aldılar. D. Hicret yolculuğu sürecinde müşriklerden hiç kimse onları görmedi. Buna göre hangisi yanlıştır? A ile D şıkkı olacak. Yani C. C oluyor. Doğru cevap C. Evet, soru. Doğru cevap C. Şıkkı oluyor. 29. soru B'lerde 48 oluyor. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Eba Eyyub el-Ensar'ın evinde kalmıştır. Bu doğrudur. B. İlk namaz Medine'de kılınmıştır. Bu yanlıştır. Doğru cevabımız da 5 şık olacak. C. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki evini mescidin yanında yaptırmıştır. Doğrudur. D. Medine'de Müslümanlar muhacir kardeşlerine her türlü yardımda bulunmuştur. Bu da doğrudur. Buna göre 5 şıkkı yanlıştır. 30. soru B'lerde 49. soru oluyor. Peygamberimiz doğmadan babasını 6 yaşındayken annesini 8 yaşındayken Peygamberimiz doğmadan babasını 6 yaşındayken annesini 8 yaşındayken dedesini kaybetmiştir. Hazreti Hatice ile evlendikten sonra kendisini himaye eden amcası Ebu Talib'in çocuğu Hazreti Ali'nin bakımını üstlenmiştir. Yukarıda verilen bilgilere göre Peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez? A. Daha küçük yaşlarda bile zorluk ve acılarla yaşamıştır. Doğrudur. B. Peygamberlik gelmeden önce de akrabalarını gözeten biridir. Doğrudur. C. Kendisine yapılan iyilikleri unutmayan vefalı biridir Peygamberimiz. Doğrudur. D. Amcası Ebu Talib boykot yıllarında vefat etmiştir. Boykottan sonra vefat etmiştir. O yüzden D şıkkıdır. Evet. 31. soru. Bu da doğruları bulacağız burada. B'lerde 50. soru oluyor. Yukarıdakilerden hangileri Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğumundan önce Arabistan Yarımadası'nın özelliklerindendir? 1. Cehalet ve sapkınlık doğrudur. 2. Ahlaksızlık ve zulüm doğrudur. 3. Putperestlik doğrudur. 4. Bilimde ilerleme bu yanlıştır. O halde C şıkkı olacak 1, 2, 3. Evet. 31. sorunun doğrultu C. Evet. 32. soruya geçtik. B'lerde 43. soru oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğumundan 50 gün önce yaşanmıştı. Yemen kralı Ebrehe büyük bir orduyla Kabe'yi yıkmaya gelmişti. Kuşlar gagalarındaki pişmiş taşları Ebrehe'nin ordusu üzerine fırlatmış, askerlerini yok etmişti. Yukarıda söz edilen tarihi olayın adı nedir? Buna göre hepimiz biliyoruz fil olayıdır. Beşik olmuyor. 33. soru B'lerde 44. soru oluyor. Günün birinde yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasından dönerken dört bir taraftan ağaçlardan, taşlardan ve her yerden sesler yükseliyordu. Aşağıdaki şıklardan hangisinde bu sesin sözleri doğru verilmiştir? A. Allah'ın selamı üzerine olsun ey Allah'ın peygamberi, bu doğrudur. B. Şahidiz, hepimiz şahidiz, sen alemlere rahmet gönderilensin. Bu yok. C. Ey Muhammed sen yerde gökte övülensin. D. Allahu Ekber Muhammed Rehber. Doğru cevap A şıkkıdır. Evet. 33. sorunun doğru yanıtı A şıkkı. 34. soru B'lerde 45. soru olacak. Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında meydana gelen savaşlar sırasıyla hangi şıkta doğru sıralanmıştır? Bu B'dir. Uhud, Hendek olarak B şıkkıdır. Evet. Evet. 35. soruya geçtik.
B'lerde 46. soru oluyor. İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası'nda insanlar köleleştirilerek alınıp satılırdı. Kadınların bir değeri yoktu. Kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. İslamiyet'in gelmesiyle kadınlar Allah'ın bir emaneti olarak görüldü. Mirastan pay verilerek aile içinde hak ettiği değere kavuşturuldu. Yine yoksul ve kimsesiz erkek çocukları kaçırılıyor. Köle pazarlarında satılıyordu. İslam adına insana değer veren sistemiyle bu zulümlere son verdi. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. A. İslam kadını toplumda hak ettiği konuma yükseltmiştir. Bu doğrudur. B. İslamiyet'ten önce zulme dayalı bir sistem vardı. Bu da doğrudur. C. İslamiyet öncesinde kendilerine değer verilmeyen insan İslam ile asıl kimliğine kavuştu. Bu da doğrudur. D. İslamiyet öncesi sadece kadınlara zulmediliyordu. Bu yanlıştır. Herkese zulmediliyordu. 36. B'lerde 17. soru oluyor. 1. Şehre çok yakındır. 2. Köyde 100 hane vardır. 3. Bir dağın eteğindedir. 4. İçinde pınarlar geçmektedir. Yukarıdakilerden hangileri peygamber zamanında bir yolculuk kitabında siyer derslerinin yapıldığı ve Hasan'ın yaz tatillerine gittiği köyün özelliklerindendir? Burada 3 ve 4. soru yani C şıkkıdır. Evet. Evet. 37. soru B'lerde 18. soru olacak. Bu arada Sallı hocamıza da teşekkür ederiz. Bu kitabı yazdığı için onu unuttuk söylemeyi. Evet. Allah razı olsun. Amin. Güzel bir çalışma yapmış. Evet, 37. soru B'lerde 18. soru olacak. Allah Celle Celaluhu Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem bir gece nokta nokta götürüp oradan da göğe çıkardı. Hazreti nokta nokta eşliğinde Burak adlı binekle nokta noktaya yükselen Resulullah ilahi lütfe mazhar oldu. Yukarıdaki paragraftaki boşlukları sırasıyla ne gelmelidir? 5 şıkkı Mescid-i Aksa'ya Cebrail Miraç. Yani şöyle olacak. Allah Celle Celaluhu Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Mescid-i Aksa'ya götürüp oradan göğe çıkardı. Hazreti Cebrail eşliğinde Burak adlı binekle Miraç'a yükselen Resulullah ilahi lütfe mazhar oldu. 5 şıkkı olacak. Evet. 38. soru. Burada kız çocuklarının sözleri var. Bunlardan yukarıda konuşmada Leyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çiçeklerinden hangisini söylerse doğru bilgi vermiş olur. Selma, Leyla, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çocuklardan hangisi kendisinden daha sonra vefat etmiştir? Leyla, iki oğlu Abdullah ve Kasım daha küçükken cennete gittiler biliyorum. Sorunun cevabı da 4 kızından biri olan nokta nokta olacak. Yukarıdaki konuşmada Leyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çiçeklerinden hangisini doğru söylerse doğru bilgi vermiş olur. Fatime olacak. Yani evet, Peygamberimizden hemen 6 ay sonra Hazreti Fatime annemiz vefat etmiş. Aşık. 39. soru B'lerde 20. soru olacak. Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin peygamberimizi halkın gözünden düşürmek için üzerinde en son anlaştıkları sözdür? Peygamberimize kahin demişler, sihirbaz demişler, mecnun demişler, şair demişler. En sonunda sihirbaz, yani 5 şıkkında karar kılmışlar. Evet. Evet, 40. soru. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir yolculuk kitabını okuyan Fırat'a babası hangi kitapta hangi konuyu okuduğunu sorduğunda Fırat yukarıdaki verilen cümleleri söylerse hangi olayı okuyordur? Fırat şunu söylüyor. Peygamberimiz Mekkelilerden geniş bir örtü getirmelerini istedi. Örtüyü yere serdikten sonra Hacerül Esved'i mübarek elleriyle alıp örtünün içine koydu. Kabile reislerine döndü. Her kabile reisi örtünün bir ucundan tutsun diye. Buna göre bu da Kabe'nin yeniden inşasıyla ilgilidir. D şıkkıdır. 40. soruda D şıkkı doğru evet, yanıt. Evet, B'lerde 1. soru olacaktı. Evet, 40 soruyu geride bıraktık. Değerli izleyenlerimiz de takip ediyorlar heyecanla. 41. soruyla devam edeceğiz ama mantık var,
yorumlama gücü var ve tabii ki de bilgi yerleştirilmiş, çok güzel hazırlanmış sorular. Devam edelim. Şimdi 41. soru ekranlarınıza gelecek. Buyurun Süleyman Hocam'la devam ediyoruz. Evet. 41. soru B kitapçının ikinci sorusu. İslam'a davet için gittiği Taif'ten büyük bir üzüntü içinde Mekke'ye dönen Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yalnız olmadığını göstermek isteyen Yüce Allah onu hangi olayla teselli etmiştir? A. Mekke'nin fethi, B. Medine'ye hicret, C. Miraç mucizesi, D. Hazreti Hatice ile evlenmesi. Evet, doğru seçeneğimiz C seçeneği olacak, Miraç mucizesi. 42. soru B kitapçının 3. sorusu. Yeni Müslüman olmuştu. İslam ordusuna karşı birleşen güçleri yani Medine Yahudilerini ve müşrik ordusunu zekice bir planla birbirine düşürdü. Savaşın kazanılmasında büyük katkısı oldu. Yukarıdaki paragrafta sözü edilen sahabe kimdir? A. Nuaym bin Mesud, B. Abdullah bin Mesud, C. Halid bin Velid, D. Amr bin As. Doğru seçeneğimiz A seçeneği olacak, Nuaym bin Mesud. 43. soru B kitapçının 4. sorusu. Peygamber Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 571 yılında Mekke'de dünyaya gelmiştir. Annesinin ismi Amine, babasının ismi ise Abdullah'tır. B. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İshak'ın soyundandır. C. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ismi olan Muhammed çok övülen manasına gelmektedir. D. Yahudi ve Hristiyanların dini kaynaklarında Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ismi Ahmet olarak geçmektedir. Evet, 43. sorumuzun doğru seçeneği B seçeneği olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İshak'ın soyundandır. Yanlış olan seçenek bu olacak. Evet. 44. soru B kitapçının 29. sorusu. Müşriklerin Müslümanlar ve onları destekleyen Haşimoğullarını Mekke dışına Şibi Ebi Talip denilen yere sürmek şeklinde aldıkları boykot kararı 3 yıl boyunca uygulandı. Bu boykotun kalkması nasıl olmuştur? Öğretmenin öğrencilere sorduğu bu soruya 3 öğrenci aşağıdaki şekilde cevap vermiştir. Mehmet, boykot anlaşmasının yazılı olduğu derinin mucize eseri kurçuklar tarafından yenilmesi boykotun kalkmasında etkili oldu. Halil, Ebu Talib'in vefat etmesi sonucunda müşrikler antlaşmayı bitirdi. Osman, vicdanlı bazı gençlerin antlaşmayı sonlandırmak için girişimde bulunması boykotun kalkmasında etkili oldu. Buna göre hangi öğrenciler doğru cevap vermiştir? A. Sadece Mehmet, B. Sadece Halil, C. Mehmet ve Osman, D. Halil ve Osman. Evet, bu sorumuzun doğru seçeneği C seçeneği olacak, Mehmet ve Osman. 45. soru B kitapçının 30. sorusu. Bedir Savaşı öncesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş hakkında sahabelere danıştı. Sahabeler sen ne emredersen biz onu yapacağız. Yahudilerin Musa'ya yaptıkları gibi seni yalnız bırakmayacağız dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tavırdan memnun oldu. Nihayetinde iki ordu arasında çetin bir savaş oldu ve Müslümanlar büyük bir zafer kazandılar. Yukarıda verilen paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Bedir Savaşı'nı Müslümanlar çok rahat bir şekilde kazanmışlardır. B. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş konusunda arkadaşlarına danışmıştır. C. Sahabiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme büyük bir teslimiyet göstermişlerdir. D. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların tavrından memnun kalmıştır. Evet, 45. sorumuzun doğru seçeneği A seçeneği olacak. Bedir Savaşı'nı Müslümanlar çok rahat bir şekilde kazanmışlardır. 46. soru. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. Bu arada B kitapçının 31. sorusu. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı pıhtılaşmış bir kandan yarattı. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. O insana bilmediği şeyleri öğretti. Yukarıda verilen ayetlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Kur'an'ın en kısa süresinin ayetleridir. B.
Kur'an'ın en son inen ayetleridir. C. Kur'an'ın ilk inen ayetleridir. D. Kur'an'ın en uzun süresinin ayetleridir. Doğru seçeneğimiz C seçeneği olacak. Kur'an'ın ilk inen ayetleridir. 47. soru B kitapçığının 58. sorusu. Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler kendilerine hicret edip gelenleri severler. Onlara verilenler karşısında içlerinde bir çekememezlik hissetmezler. Kendileri ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerinden önde tutarlar. Haşr suresi 9. ayet. Yukarıda verilen ayette 6 çizili bölümde kendisinden bahsedilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir? A. Muhacir, B. Ensar, C. Hanif, D. Yahudi. Doğru seçeneğimiz B seçeneği olacak, Ensar. 48. soru. Müminlerin sayısı 300 kişi kadardı. 300'ü de yayaydı. Ancak tek atlı vardı. O zamanlar savaşlar düello ile başlardı. Ali, Hamza, Übeyde meydana çıkmazlardı. Savaş Müslümanların zaferiyle bitmişti. Bil ki bu büyük gazve İslam'da ilk zaferdir. Allah'a teslim olan her zaman muzafferdir. Yukarıda şiir diliyle anlatılan bu savaş aşağıdakilerden hangisidir? A. Bedir, B. Uhud, C. Hendek, D. Mekke'nin fethi. Evet, doğru seçeneğimiz A seçeneği olacak, Bedir. 49. soru B kitapçığının 59. sorusu. Mekkeli müşriklerin bir araya gelip Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ve inananlara karşı çeşitli kararlar aldıkları meclisin ismi aşağıdakilerden hangisidir? A. Darul Erkan, B. Darul Kurra, C. Darul Şifa, D. Darun Nedve. Evet, 49. sorunun doğru seçeneği D olacak, Darun Nedve. 50. soru B kitapçığının 39. sorusu. Mekke'den Medine'ye hicret edeceği zaman Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine emanet edilen malların sahiplerine ulaştırılması için Hazreti Ali radıyallahu anh'ı görevlendirir. Hazreti Ali hayatını tehlikeye atarak onun yatağında sabahlar ve ertesi gün malları sahiplerine dağıtır. Bu metinde Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem özelliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır? A. Güvenilir biri olduğuna, B. Cesaretine, C. Affediciliğine, D. Sabırlı olmasına. Doğru seçeneğimiz A seçeneği olacak, güvenilir biri olduğuna. 51. soru B kitapçının 40. sorusu. Ticaret için gittiği Şam ve diğer şehirlerde meşhur din adamlarından, özellikle Hristiyan bilginlerden bir peygamberin gelişinin yakın olduğu bilgisini duymuştu. O bilginlerin vasıflarını saydığı peygamberin tüm özellikleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyuyordu. Bu yüzden ona tereddütsüz iman etti. Böylece Müslümanların sayısı 3'e çıktı. Yukarıda sözü edilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazreti Ebubekir, B. Hazreti Zeyd, C. Hazreti Osman, D. Hazreti Ali. Doğru seçeneğimiz A seçeneği olacak, Hazreti Ebubekir. 52. soru B kitapçığının 41. sorusu. Müslümanlara uygulanan boykottan sonra gelen yıla hüzün yılı denilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Müslümanlardan bir kısmının Habeşistan'a göç etmek zorunda kalması, B. Peygamberimizin oğlunun vefat etmesi, C. Yasir ailesinin şehit edilmesi, D. Ebu Talib ve Hazreti Hatice'nin peş peşe vefat etmesi. Evet, doğru seçeneğimiz D seçeneği olacak, Ebu Talib ve Hazreti Hatice'nin peş peşe vefat etmesi. 53. soru B kitapçığının 42. sorusu. Aşağıdakilerden hangisi Mekke'de yeni doğan çocukların süt anneye verilme sebeplerinden biri değildir? A. Kaçırılma tehlikesinden korumak, B. Daha iyi bir şekilde dil öğrenmelerini sağlamak, C. Salgın hastalıklardan korumak, D. Daha temiz bir havada yetişmelerini sağlamak. Evet, doğru seçeneğimiz A seçeneği olacak, kaçırılma tehlikesinden korumak.
54. soru B kitapçığının 5. sorusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman mazlumların yanında yer almış ve gençlik yıllarında yoksul ve zayıfları savunan bir teşkilata üye olmuştur. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem gençliğinde katıldığı bu teşkilatın adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Zayıfları Koruma Cemiyeti, B. Adalet Cemiyeti, C. Mazlumlar Cemiyeti, D. Faziletliler Cemiyeti. Evet, doğru seçeneğimiz D seçeneği olacak. Faziletliler Cemiyeti. 55. soru B kitapçığının 6. sorusu. Küçük yaşta İslam'ı kabul etti. Küçük yaşına rağmen her şartta Allah Resulü'nü savundu. Büyüklerin cesaret edemediği fedakarlıklar yaptı. Hak bildiği davada karşı tarafın gücüne, sayısına, büyüklüğüne hiç bakmadı. O Peygamber Efendimizin Harun'u idi. Yukarıda kendisinden söz edilen İslam'a giren bu ilk küçük mücahit kimdir? A. Hazreti Talha, B. Hazreti Osman, C. Hazreti Ali, D. Hazreti Musa. Doğru seçenek C seçeneği olacak. Hazreti Ali. 56. soru B kitapçığının 7. sorusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasıyla çıkmış olduğu Şam yolculuğu esnasında Busra denilen yerde bir rahiple karşılaştı. Bu rahip Hanif inancına bağlı bir İsevi, Hristiyan olarak yaşıyordu. Peygamberimizi görünce kutsal kitaplarda müjdelenen peygamber olabileceğini düşünüp onunla sohbet etti. Sohbetin sonunda son ve beklenen peygamberin bu olduğu konusunda hiçbir şüphesi kalmadı. Bunun üzerine Ebu Talib'e Şam'a gitmesinin tehlikeli olacağını ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kutsal kitaplarda geçen bilgileri anlattı. Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen rahip aşağıdakilerden hangisidir? A. Rahip Nastura, B. Rahip Bahira, C. Rahip Markos, D. Rahip Yuhannis. Doğru seçeneğimiz B seçeneği olacak. Rahip Bahira. 57. soru B kitapçığının 8. sorusu. Gıfar kabilesindendir. Mekke'ye gelip peygamberimize iman etti. Birçok sahabe müşriklerin baskısından dolayı imanını gizliyordu. Fakat o imanını gizlemedi ve gidip Kabe'de Müslüman olduğunu ilan etti. Müşrikler tarafından öldüresiye dövüldü. Yukarıda anlatılan sahabe kimdir? A. Ammar bin Yasir, B. Zeyd bin Harise, C. Hazreti Ömer, D. Ebu Zer. Doğru seçeneğimiz D seçeneği olacak. Ebu Zer. 58. soru B kitapçığının 32. sorusu. Ey amcacığım dedi. Vallahi bu dünyada yapayalnız da kalsam, hiçbir destekçim kalmasa da ben asla yolumdan dönmem. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler davamdan vazgeçmem. Allah bana zaferi verinceye ya da bu uğurda ölüp gidinceye kadar mücadelemi sürdüreceğim. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadesinde hangi yönü daha ağır basmaktadır? A. Kararlılık, B. Hoşgörü, C. Adalet, D. Şefkat. Doğru seçeneğimiz A seçeneği olacak. Kararlılık. 59. soru B kitapçığının 33. sorusu. Mekkeli müşriklerin hicret eden Müslümanları geri getirmek için teklifte bulundukları ve red cevabı aldıkları kral aşağıdakilerden hangisidir? A. Mukavvıs, B. Haris, C. Heraklius, D. Necaşi. Doğru seçeneğimiz D seçeneği olacak. Necaşi. Necaşi. 60. ve son sorumuz. Ey Abdülmuttalip, bu arada B kitapçının 34. sorusu. Ey Abdülmuttalip oğulları, Allah'a and olsun ki Araplar arasında benim gibi akrabalarını hayra çağıran biri daha gelmemiştir. Ben size dünya ve ahiret hayrını birlikte getirdim. Allah beni kendisine peygamber olarak seçti. Ey Abdülmuttalip oğulları, bu kutlu yolda kim bana yardımcı olur? Bu çağrıya karşı Hazreti Ali radıyallahu anh'ın verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir? A. Ben senin dostun ve yardımcın olurum. B. Elinden geleni yap, inkarcılara aldırma. C. Anam babam sana feda olsun. D. Seninleyim yolunda seve seve ölürüm. Doğru seçeneğimiz A seçeneği olacak. Ben senin dostun ve yardımcın olurum.
Evet, birinci kategorinin sorularını tamamladık. Değerli izleyenler, dördüncü ve beşinci sınıflar içinde Sadullah Aydın'ın Peygamber Zamanına Bir Yolculuk isimli kitabından sorumluydu. Birinci kategoride sınava giren kardeşlerimiz 60 sorunun da yanıtını vermiş olduk. Cevap anahtarı yarın peygambersevdalıları.com ve siyersınavı.com adreslerinde de yayınlanacak. Bunu da ifade edelim. Yanıtları kaçıran kardeşlerimiz için. İkinci kategoriye de geçeceğiz ama kısa bir ara isteyelim. Biliyoruz ekranları başında izleyenlerimiz merakla bekliyorlar ama kısa bir soluklandıralım konuklarımızı da. Kısa bir aranın ardından ikinci kategorinin sorularıyla tekrar burada karşınızda olacağız. Değerli izleyenler, Siyer Sınavı özel yayınımız devam ediyor. Bugün önemli bir heyecan geride kaldı. Şimdi de sonuçlara odaklandı herkes. Hangi sorunun hangi yanıtı var, buna odaklandı herkes. Bunun heyecanını yaşıyor kardeşlerimiz. Ekranları başında ilk kategorinin sorularını yanıtladık değerli hocalarımla birlikte. Adnan Öğrü, Süleyman Işık hocamız bizlerle birlikte. Kendileri aynı zamanda sınav hazırlık komisyonunda da bulunuyorlardı. Şimdi yanıtıyoruz soruları. İkinci kategoriye geçeceğiz. 6, 7 ve 8. sınıflar bu kategoride değerli izleyenler ter döktüler, heyecan yaşadılar. Bu bölümde bu kategoriye ilk söz hakkını biz Adnan hocamıza vereceğiz. Adnan hocam ilk 20 soruyu bizler için tabii ki ekran başındakiler için yanıtlayacak. Buyurun hocam, ikinci kategoriyle hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, birinci soru. Bir, kendisine peygamberlik verilmesi. İki, Hazreti Hatice ile evlenmesi. Üç, Kabe'nin yeniden inşasında hakem olması. Dört, Bedir zaferi diye bir karışık bilgi var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir yolculuk kitabını okuyan bir öğrenci, Peygamber aleyhisselamın yaşadığı yukarıdaki olayları gerçekleştirme zamanına göre nasıl sıralamalıdır? Tabii ki C şıkkıdır. Yani 2, önce Hazreti Hatice ile evlenmesi. 3, Kabe'nin yeniden inşasında hakem olması. 1, kendisine peygamberlik verilmesi. En sonunda Bedir Savaşı. Yani C şıkkı. Evet. Bu arada B'lerin 25. sorusuydu. Evet. İkinci sorumuz, ikinci kategori kitapçığını okuyoruz. B'lerde 26. soru. Mekke'de bulunan ve Allah'ın evi gözüyle bakılan Kabe'yi ilk inşa eden kimdir? Bunu hepimiz biliyoruz. Hazreti İbrahim'dir. 5 şıkkı. Üçüncü soru. Mekke ordusunun yola çıktığını haber alınca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen ashabını toplayıp ne yapmaları gerektiğini istişare etti. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden Selman-ı Farisi hendek kazma fikrini ortaya attı. Bu yöntem Mekkelilerin daha önce karşılaşmadığı bir durumdu. Peygamberimiz bu teklifi kabul etti. Hemen kolları sıvayan Müslümanlar Medine'nin etrafında büyük bir derin hendekler kazdılar. Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? A. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hendek kazma fikrini beğenmiştir. Bu doğrudur. B. Sahabeleriyle istişarede bulunması Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerine verdiği değeri gösterir. Bu da doğrudur. C şıkkı, Müslümanlar bu savaşı kaybetmişlerdir. C şıkkı olacak. D şıkkı, hendek gerisinde savaşma Mekkeliler için yeni bir durumdu. Bu da doğrudur. Buna göre üçüncü soru C şıkkı olacak. Evet. Dördüncü soru B'lerde 28. soru olacak. Bedir Savaşı öncesi müşriklerin ticaret kervanının gittiği şehir aşağıdakilerden hangisidir? D şıkkı, Şam olacak. Evet. Kışın Yemen'e giderlerdi, yazında Şam'a. Evet. Beşinci soru B'lerin 51. sorusu olacak.
Boykot yıllarında Ebu Talip peygamberimizi himaye etmekten vazgeçmiştir. Fakir olmasına rağmen dürüst ve merhametli olduğundan Ebu Talip'e emanet edilmiştir. Ebu Talip peygamberlikten önce de sonra da onu himaye etmiştir. Ebu Talip'in yanında 4 yaşından itibaren yaşamaya başlamıştır. Bu şeye göre C şıkkı doğrudur. Çapraz yani. Evet. Evet. C şıkkı doğru olacak. 6. soru B'lerde 52. soru oluyor. İşte hac mevsimi geldi ve dedi Velid, Muhammed hakkında tek görüşte birleşin. Fikriniz aynı olsun ki insanlar onu değil sizi dinlesin. Toplantı meclisinde müşriklerin peygamberimiz hakkında ileri sürdürdükleri onu kahin ilan edelim, onu sihirbaz, ona sihirbaz diyelim, ona şair diyelim, ona deli diyelim. İftiralarından hiçbirinin doğru olmadığını bildikleri halde böyle davranmalarının sebepleri arasında aşağıdakilerin hangisi gösterilemez? A. Onun getirdiği dinin hak olduğunu bilmeleri. B. Mekke'deki üstünlüklerini kaybetme korkusu. C. Bu yeni dinin çıkarlarına zarar vermesi. D. Kurulu düzenlerin yıkılacağından endişe etmeleri. A şıkkıdır. Gösterilemez olan. Evet. 7. soru B'lerde 53. soru oluyor. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dedesi Abdülmuttalip vefat etmeden önce peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem oğullarından Ebu Talib'e emanet etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'e emanet edilme sebeplerinden biri değildir? A. Çocukların olmaması. B. Güvenilir biri olması. C. Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem en çok seven olması. D. Peygamber Efendimizin amcası olması. Değil olan A şıkkıdır. Yani çocukların olmaması değildir. 8. soru B'lerde 35. soru olacak. Hazreti Hamza'nın şehit edilmesi, peygamberimizin dişinin kırılması, Müslümanların yenilgiye uğraması olayları hangi savaşta gerçekleşmiştir? Biliyoruz ki bu hepimiz biliyoruz Uhud Savaşı'nda. D şıkkı olacak. Evet. 9. soru bir eşleştirme sorusu. Burada doğru cevap D olacak. A. Hacer-i Esved dördüncüsü kutsal olduğuna inanılan taş olacak. B. El-Emin yalan söylemeyen dürüst ve güvenilir olan olacak. C. Müşrik uydukları putları Allah'a ortak koşan olacak. D. Hanif Hristiyanlık ve Yahudiliğe itibar etmeyen tek Allah inancına sahip olan insan. Bu da D şıkkında mevcut. Evet. 9. sorunun doğru yanıtı D olacak. D şıkkı, evet. 10. soru B'lerde 37. soru olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? A. Müslümanların ibadet ve toplantı yeri olan bir mescit yapmıştır. Bu doğru cevaptır. Evet. Evet. B. A şıkkı olacak. 11. soru. Tarih boyunca iman etmedikleri halde iman etmiş gibi gözüken ve İslam dinini ortadan kaldırmak için gizli planlar içinde bulunan münafıklar var olmuştur. Bunun münafıklardan biri de Abdullah İbni Übey bin Selül'dür. Müslümanların güç kaybetmesi için çok kere ihanet içerisinde bulunan İslam düşmanı Selül, bir defasında savaş başlarında 300 adamıyla İslam ordusundan ayrılarak savaşı müşriklerin kazanması gayretinde bulunmuştur. Abdullah bin Selül ve adamların İslam ordusuna ayrıldığı bu savaş aşağıdakilerden hangisidir? 5 şıkkı Uhud Savaşı olacak. Evet. 12. soru B'lerde 13. soru olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'e yardım etmek amacıyla Hazreti Hatice'nin radıyallahu anha ticaret kervanına katılmış, zor durumdaki amcasına destek çıkmıştır. Bu durum Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem özelliklerine hangisiyle ilgili olduğu söylenilebilir? A. Kararlı olması. B. Güvenilir olması. C. İleri görüşlü olması. D. Sorumluluk sahibi olması. D şıkkı olacak. Doğru cevap D şıkkıdır. Evet. 13. soru. Burada da bir eşleştirme var.
Tablodaki ilk dönem Müslümanlar ile kendilerine işkence eden müşrikler eşleştirildiğinde aşağıdakilerin hangisi doğru olur? Bir, Mus'ab ona işkence eden annesidir. D olacak. İki, Habbab ona işkence eden eski efendisidir. Üç, Yasir ailesi ona işkence eden Ebu Cehil olacak. D, dört, Bilal ona işkence eden Ümeyye bin Halef olacak. Buna göre A şıkkıdır. Evet, 13. sorunun yanıtı A şıkkı. Evet, 14. soru B'lerde 15. soru olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de İslam davasını yayma imkanı bulamayınca Mekke'ye yakın olan Taif şehrine gitmiş ve orada İslam'ı Taiflere anlatmıştır. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem davetine Taif halkının verdiği karşılık aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davetini kabul etmişlerdir. Hayır, yanlıştır. B. Peygamber Efendimiz ile sallallahu aleyhi ve sellem alay edip saldırmaya çalışmışlardı. Bu doğru cevaptır. C. Mekkelilere karşı Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem koruma sözü vermişlerdir. Yanlıştır. D. Kendilerine İslam mı öğretmeleri için birini göndermelerini istemiştir. Bu da yanlıştır. Burada doğru cevap 5 şıkkıdır. Evet. 15. soru B'lerde 16. soru olacak. Uhud Savaşı'nın başlarında Müslümanlar galip gelmesine rağmen savaşın sonunda 70'e yakın Müslümanın şehit olmasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir? A. Münafıkların İslam ordusundan ayrılması. Bu doğrudur. Ama sorun cevabı bu değil. B. Mekkeli müşriklerin çok güçlü olması. Bu da doğrudur. Sorun cevabı bu da değil. C. Müslüman askerlerin sayısının az olması. D. Bazı sahabelerin görev yerlerinden izinsiz ayrılmaları. D şıkkıdır. Doğru cevap. Evet. 15. sorunun yanıtı D şıkkı evet. olacak. 16. soru. Devam edelim. B'lerde 21. soru olacak. 1. Sözlü tehditler, 2. Psikolojik baskı, 3. Alay ve iftira, 4. Baskı ve işkence. Yukarıdakilerden hangisi Mekkelilerin İslam davetine engel olmak için başvurdukları yöntemlerdendir? Hepsi var. 1, 2, 3, 4. Bu da C şıkkında mevcut. Doğru cevap C şıkkıdır. 17. soru B'lerde 22. soru olacak. Hazreti Amine eşi Abdullah'ın Medine'deki mezarını ziyaret etmek için Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem ve dadısı Ümmü Eymen'i yanına alarak zorlu bir yolculuğa çıkmıştı. Bu zorlu yolculuktan kısa bir süre sonra hastalanan Hazreti Amine Harra denilen yerde hastalanmış. Orada vefat etmiştir. Bu acı olay yaşandığında Peygamber Efendimiz henüz 6 yaşındaydı. Yukarıda verilen bilgi parçadaki bilgi yanlışlığı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde düzeltilmiştir? A şıkkı Hazreti Amine Harra denilen yerde değil, Ebva denilen yerde vefat etmiştir. Bu da Medine'ye yakın bir yerdir, köydür. Evet. 18. soru eşleştirmedir. Bu eşleştirmenin doğru cevabı 5 şıkkındadır. Yardım eden Medine'li Müslümanlara verilen ad bu Ensar'dır. Hicret eden Mekkeli Müslümanlara verilen ad bu muhacirdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye gitmesi bu da hicrettir. Buna göre 5 şıkkı oluyor. Evet. 19. soru B'lerde 24. soru oluyor. Hazreti Hatice annemizi peygamberimize istemeye giden kafilede yer alan aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A şıkkı doğrudur. Ebu Talip, Hamza, Abbas. Evet. 20. soru B'lerde 9. soru oluyor. Yukarıda verilenlerden hangileri peygamberlik gelmeden önce de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güvenilir bir insan olduğunu kanıtlar? A. Hakem olayında herkesin onun gelişine sevinmesi, bu doğrudur. B. Hicret sırasında emanetleri sahibine vermesi için Hazreti Ali'yi görevlendirmesi. Bu peygamberlikle, evet. Peygamberlik gelmeden önce değildir, peygamberlikten sonradır. C. Beni Said kabilesinde yetiştiği için fasih bir Arapça konuşması, bu da peygamberlikten öncedir. D. Dürüst olması ve yalan söylememesi, bu her daimdir. A ile D olmak üzere A şıkkında A ve D şıkkı var. Evet, doğru yanıtımız da 20. sorunun A şıkkı. 21. soruya geçeceğiz. Tabii Adnan hocamız biraz soluklansın. Süleyman hocamızla devam edelim.
Birinci, ikinci kategoriye yanıtıyoruz. A ve B kitapçığındaki yerleriyle birlikte soruları ekranlarınıza taşıyoruz. Ortak değerli sorular izleyenler. Da var. Ortak sorular da var. Ortak sorular bayağı var, evet. Evet, onları da görmüş oluyoruz. Şimdi 21. soru ikinci kategorinin, buyurun efendim. Evet, 21. soru B kitapçığının 10. sorusu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zalimlere karşı haklının ve mazlumun yanında yer alması ve Mekkelilere putlara tapmanın yanlış olduğunu çekinmeden söylemesi onun aşağıdaki özelliklerinden hangisini yansıtmaktadır? A. Cesaretini, B. Güvenirliğini, C. Merhametini, D. Mütevazılığını. 21. sorunun doğru cevabı A seçeneği olacak, cesaretini. 22. soru B kitapçığının 11. sorusu. Mekke müşrikleri yaptıkları tüm baskı ve işkencelere rağmen Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem dininden vazgeçiremiyorlardı. Bunun üzerine Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem öldürme kararı aldılar ve planlarını uygulamak için evinin etrafını sardılar. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem bu saldırı girişimini haber veren aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazreti Ali, B. Hazreti Hatice, C. Hazreti Ebubekir, D. Hazreti Cebrail. 22. sorunun doğru seçeneği D seçeneği olacak, Hazreti Cebrail. 23. soru. Yukarıda verilen kavramlardan kaç tanesi Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Mekke dönemiyle ilgilidir? A. 3, B. 4, C. 5 ve D. 6. Doğru seçeneğimiz B. 4 olacak. 24. soru bir doğru yanlış sorusu. Yukarıdaki ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yazılarak tablonun doğru yanlış bölümü doldurulursa bu bölüm aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Seçeneklere baktığımız zaman doğru seçeneğimiz B seçeneği olacak. Yani yanlış, yanlış ve doğru. 25. soru B kitapçığının 55. sorusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben atam İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesi ve annemin gördüğü rüyayım buyurmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Amine'nin bu rüyada gördüğü ve uyandığında yaşadığı olaylardan birisi değildir? A. Vücudundan çıkan büyük bir nurun Basra ve Şam'ı aydınlatması. B. Doğacak çocuğunun insanlığın kurtarıcısı olduğunu söyleyen bir ses işitmesi. C. Bu çocuğun adını Muhammed koymaları gerektiğini söyleyen bir ses işitmesi. D. Büyüyene kadar Mekke'de kalması gerektiğini söyleyen bir ses işitmesi. 25. sorunun doğru seçeneği D seçeneği olacak. Büyüyene kadar Mekke'de kalması gerektiğini söyleyen bir ses işitmesi. 26. soru B kitapçığının 56. sorusu. Yukarıdaki bulmacada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede doğmuştur? B. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahiy nerede gelmiştir? C. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hicret sırasında gizlendiği yer neresidir? D. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem süt annesinin adı nedir? 26. sorunun doğru seçeneği C seçeneği olacak. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hicret sırasında gizlendiği yer neresidir? 27. soru B kitapçığının 57. sorusu. Çünkü sen akrabalarını gözetir, düşkünlere, mazlumlara yardım eder, ihtiyaç sahiplerini doyurup giydirirsin. Sen her zaman hayır yolunda yürüyen, hayırdan başka bir şey düşünmeyen bir insansın. Hazreti Hatice'nin ilk vahiy geldiğinde eşini teselli etmek için söylediği bu sözlerin Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hangi özelliğini yansıttığı söylenebilir? A. Üstün ahlakı, B. Cesareti, C. Affediciliği, D. Sabırlı olması. 27. sorunun doğru seçeneği A seçeneği olacak, üstün ahlakı. 28. soru B kitapçığının 47. sorusu, yine öncüllü bir soru. Öncüllerimizi ilk önce okuyalım. A. Hazreti Ebubekir ile doğruca Medine'ye gittiler.
B. Emanetleri sahiplerine vermesi için Hazreti Ali'yi görevlendirmiştir. C. Önce bir mağarada 3 gün kaldılar, sonra Medine'ye doğru yol aldılar. D. Hicret yolculuğu süresince müşriklerden hiç kimse onları görmedi. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretiyle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Evet, yanlışlara baktığımız zaman A ve D öncüllerimiz yanlıştır. Dolayısıyla 28. sorunun doğru seçeneği C seçeneği olacak. A ve D. Evet. 29. soru B kitapçının 48. sorusu. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde kalmıştır. B. İlk namaz Medine'de kılınmıştır. C. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki evini mescidin yanında yaptırmıştır. D. Medineli Müslümanlar muhacir kardeşlerine her türlü yardımda bulunmuşlardır. 29. sorunun doğru seçeneği B seçeneği olacak. İlk namaz Medine'de kılınmıştır. 30. soru B seçeneğinin 49. sorusu. Hazreti Hatice'nin Peygamber Efendimizle evlenmeyi tercih etmesinde Peygamberimizin aşağıda verilen özelliklerden hangilerinin etkili olduğu söylenemez. A. Dürüst ve işinin ehli bir insan olması. B. Üstün ahlakı ve faziletleri. C. Mekke'nin zenginlerinden biri olması. D. Son peygamber olduğunu ilan etmiş olması. 30. sorunun doğru seçeneği B seçeneği olacak. C ve D öncülleri. 31. soru B kitapçanın 50. sorusu. 1. Cehalet ve sapkınlık. 2. Ahlaksızlık ve zulüm. 3. Putperestlik. 4. Bilimde ilerleme. Yukarıdakilerden hangileri Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğumundan önce Arabistan Yarımadası'nın özelliklerindendir? Doğru seçeneğimiz C seçeneği olacak. 1, 2 ve 3 öncülleri. 32. soru B kitapçığının 43. sorusu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan 50 gün önce yaşanmıştı. Yemen kralı Ebrehe büyük bir orduyla Kabe'yi yıkmaya gelmişti. Kuşlar gagalarındaki pişmiş taşları Ebrehe'nin ordusu üzerine fırlatmış, askerlerini yok etmişti. Yukarıda söz edilen tarihi olayın adı nedir? A. Ficar olayı, B. Fil olayı, C. Boğaz savaşı, D. Ebabil olayı. 32. sorunun doğru seçeneği B. Fil olayı. 33. soru B. kitapçanın 44. sorusu. Peygamberimiz gelmeden önce dünya cehalet ve sapkınlık karanlığı içinde yüzüyordu. Her tarafta ahlaksızlık, zulüm ve şirk kol geziyordu. İnsanlar Allah'ı unutmuş, taştan, tahtadan yapılma sahte ilahlara, putlara tapıyorlardı. İnsanlar yeni bir peygamberin gelişini sabırsızlıkla bekliyorlardı. Birçok bilgin, Hristiyan ve Yahudi din adamı son peygamberin gelişinin yakın olduğunu söylüyor, ona kavuşmayı arzuluyorlardı. Çünkü onların kitaplarında son peygamberin geleceği müjdelenmiş, özellikleri anlatılmıştı. Yukarıdaki parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A. Peygamberimiz doğmadan önce dünyanın durumu nasıldı? B. Önceki dinlerin kitaplarında Peygamber Efendimizle ilgili bir bilgi var mıydı? C. Son peygamberin gelişi üzerinden ne kadar zaman geçti? D. Putlar hangi malzemelerden yapılıyordu? 33. sorunun doğru seçeneği C seçeneği olacak. Son peygamberin gelişi üzerinden ne kadar zaman geçti? 34. soru B kitapçanın 45. sorusu. Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında meydana gelen savaşlar sırasıyla hangi şıkta doğru verilmiştir? 34. sorunun doğru seçeneği B seçeneği olacak. Bedir, Uhud ve Hendek. 35. soru B kitapçanın 46. sorusu. İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası'nda insanlar köleleştirilerek alınıp satılırdı. Kadınların bir değeri yoktu. Kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. İslamiyet'in gelmesiyle kadınlar Allah'ın bir emaneti olarak görüldü.
mirastan pay verilerek aile içinde hak ettiği değere kavuşturuldu. Yine yoksul ve kimsesiz erkek çocukları kaçırılıyor, köle pazarlarında satılıyordu. İslam, insana değer veren sistemiyle bu zulümlere son verdi. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. İslam, kadını toplumda hak ettiği konuma yükseltmiştir. B. İslamiyet'ten önce zulme dayalı bir sistem vardı. C. İslamiyet öncesinde kendilerine değer verilmeyen insan, İslam ile asıl kimliğine kavuştu. D. İslamiyet öncesi sadece kadınlara zulmediyordu. 35. sorunun doğru seçeneği D seçeneği olacak. İslamiyet öncesi sadece kadınlara zulmediyordu. 36. soru B kitapçının 17. sorusu. Haniflik ile ilgili ne öğrendik çocuklar? Ahmet Hoca'nın önceki gün anlattığı bölümden çocukların neyi hatırladıklarını ölçmek için sorduğu bu soruya çocuklar şu şekilde cevap vermişlerdir. Hasan, puta tapmayıp Yahudi ya da Hristiyan olmayan hanifler vardı Abdülmuttalip gibi. Enes, Hristiyan ya da Yahudi olan hanif insanlar da vardı Rahip Bahira gibi. Cafer, Ebu Zer tövbe etmiş, putları terk etmiş, tek Allah'a yönelmiş, İslam'dan önce haniflerden olmuştu. Yusuf, hanifler Allah'ın varlığını kabul ederler ancak putlara da taparlardı. Çocuklardan hangisinin verdiği bilgi doğru değildir? 36. sorunun doğru seçeneği C seçeneği olacak. Yusuf. Yusuf yanlış bilgi burada vermiştir. Evet. 37. soru bir boşluk doldurma sorusu. B kitapçığının 18. sorusuna karşılık geliyor. Allah Celle Celaluhu peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem bir gece nokta nokta götürüp oradan da göğe çıkardı. Hazreti nokta nokta eşliğinde bir nokta nokta eşliğinde Burak adlı binekle nokta noktaya yükselen Resulullah ilahi lütfa mazhar oldu. Yukarıdaki paragraftaki boşluklara sırasıyla ne gelmelidir? 37. sorunun doğru seçeneği B seçeneği olacak. Mescid-i Aksa'ya Cebrail ve Miraç. 38. soru B kitapçığının 19. sorusu. Öncüllü bir sorumuz. Evet. 1. Şehre çok yakındır. 2. Köyde 100 hane vardır. 3. Bir dağın eteğindedir. 4. İçinden pınarlar geçmektedir. Yukarıdakilerden hangileri Peygamber zamanında bir yolculuk kitabında siyer derslerinin yapıldığı ve Hasan'ın yaz tatillerinde gittiği köyün özelliklerindendir? 38. sorunun doğru seçeneği C seçeneği olacak. 3 ve 4. 39. soru. Bir paragrafımız var ve bu paragrafla ilgili sorular sorulmuş. Ey Abdülmuttalip oğulları! Allah'a and olsun ki Araplar arasında benim gibi akrabalarını hayra çağıran biri daha gelmemiştir. Ben size dünya ve ahiret hayrını birlikte getirdim. Allah beni kendisine peygamber olarak seçti ve ilk önce sizleri yani akrabalarımı bu hayırlı yola davet etmemi istedi. Hanginiz bu yolda kardeşim ve yardımcım olmayı kabul eder? Küçük bir çocuk ayağa kalktı ve ya Resulallah ben senin kardeşin ve yardımcın olacağım dedi. Bu kahraman çocuk Hazreti Ali idi. Bu parçaya göre yukarıda verilen öncüllerden hangisine ulaşılabilir? 1. Dine hizmet noktasında yaşımızın bir önemi yoktur. 2. Hayırda öncülük yapanlara destek olunmalıdır. 3. İslam dini dünya ve ahiret hayrını kazandırır. Evet, 39. sorunun doğru seçeneği D seçeneği olacak. 1, 2 ve 3. 3 tane öncülümüz de doğrudur. 40. soru B kitapçığının 1. sorusuna karşılık geliyor. Peygamberimiz Mekkelilerin geniş bir örtü getirmelerini istedi. Peygamberimiz Mekkelilerinden geniş bir örtü getirmelerini istedi. Örtüyü yere serdikten sonra Hacerül Esved'i mübarek elleriyle alıp örtünün içine koydu. Kabile reislerine döndü. Her kabile reisi örtünün bir ucundan tutsun diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanına bir yolculuk kitabını okuyan Fırat'a babası kitapta hangi konuyu okuduğunu sorduğunda Fırat yukarıda verilen cümleleri söylerse hangi olayı okuyordur? A. Uhud Savaşı,
B. Mekke'den Medine'ye hicret. C. Miraç olayı. D. Kabe'nin yeniden inşası. 40. sorunun doğru seçeneği D seçeneği olacak. Kabe'nin yeniden inşası. Evet. 40 soruyu geride bıraktık. İkinci kategoride değerli izleyenler, Sadullah Aydın'ın Peygamber Zamanına Bir Yolculuk kitabından bu sorular hazırlandı ve şimdi de yanıtlarına değerli hocalarımızla birlikte bakmaya devam ediyoruz. 40 soru geride kaldı. Birinci kategoriyle ortak çok soru gördüm hocam. Evet, çünkü aynı kitaptan sorular soruldu. Yani bir ve ikinci kategori Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanına bir yolculuk aldı kitaptan soru soruldu. Tabii sorular, farklı sorular da var, ortak sorular da var. Ortak sorular da söz konusu, evet. Mantık soruları, özellikle yorum ve bilgi soruları da epey yer almış. Faydalı, sadece sınava girmek bile birçok bilgiyi böyle yenilemeye vesile olmuş diyelim. Şimdi devam edelim. 41. soru gelecek hemen ekranlarınıza. Adnan Övrü hocamıza yanıtlamaya çalışacağız son 20 soruyu. Buyurun hocam, söz sizde. 41. soru B'lerde ikinci soru oluyor. Evet. Yeni Müslüman olmuştu. İslam ordusuna karşı birleşen güçleri, yani Medine Yahudilerini ve müşrik ordusunu zekice bir planla birbirine düşürdü. Savaşın kazanılmasında büyük katkısı oldu. Yukarıdaki paragrafta sözü edilen sahabe kimdir? A. Nuaym bin Mesud. B. Abdullah bin Mesud. C. Halid bin Velid. Amr bin As. Burada A şıkkı, Nuaym bin Mesud doğru cevaptır. Evet. 42. soru B'lerde 3. soru oluyor. Bir akşam toplanan Mekke yönetiminin büyükleri şöyle bir karar aldılar. Muhammed kendilerine teslim edilinceye kadar tüm Haşimoğulları ve diğer Müslüman olan kişilerle her türlü irtibat kesilecek. Hepsi Mekke dışına sürülecek. Tüm yardım yolları kesilecek. Onlarla her türlü alışveriş yasaklanacak. Yiyecek ve içecek temin etmeleri engellenecek. Onlara yardım edenler şiddetli bir şekilde cezalandırılacak demiş. Bu uygulama ile Mekke yönetimi amaçladıkları arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez. A. Müslümanları inançlarından vazgeçirtmek, bu doğrudur. B. Müslümanları ekonomik olarak çökertmek, bu da doğrudur. C. Müslümanların zorunlu ihtiyaçlarını gidermek, bu söylenemez. D. Müslümanları psikolojik olarak zayıflatmak, bu doğrudur. Buna göre C şıkkı, evet, söylenemez. 42. sorunun yanıtı C şıkkı olarak. 43. soru B'lerde 4. soru olacak. Peygamber Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 571 yılında Mekke'de dünyaya gelmiştir. Annesinin ismi Amine, babasının ismi Abdullah'tır. Bu doğrudur. B. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim'in oğlu İshak'ın soyundan, bu yanlıştır. İsmail'in soyundan olacak. C. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismi olan Muhammed çok övülen manasına gelmektedir. Doğrudur. D. Yahudi ve Hristiyanların dini kaynaklarında Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ismi Ahmet olarak geçmektedir. Doğrudur. Buna göre yanlış olan 5 şıkkıdır. Evet. 44. soru. Müşriklerin Müslümanlar ve B'lerde 29. soru olacak. Müşriklerin Müslümanlar ve onları destekleyen Haşimoğullarını Mekke dışına Şibi Ebi Talip denilen yere sürmek şeklinde aldıkları boykot kararı 3 yıl boyunca uygulandı. Bu boykotun kalkması nasıl olmuştur? Öğretmenin öğrencilere sorduğu bu soruya 3 öğrenci aşağıdaki şekilde cevap vermiştir. Mehmet, boykot anlaşmasının yazılı olduğu derinin mucize eseri kurtçuklar tarafından yenilmesi boykotun kalkmasına etkili oldu. Bu doğrudur. Halil, Ebu Talib'in vefat etmesi sonucunda müşrikler anlaşmayı bitirdi. Bu yanlıştır. C. Osman, vicdanlı bazı gençlerin anlaşmayı sonlandırmak için girişimde bulunması boykotun kalkmasına etkili oldu. Bu da doğrudur. Buna göre Mehmet ile Osman olacak. Bu da C şıkkında mevcut. Evet. 45. soru. B'lerde 30. soru olacak. Bedir Savaşı öncesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş hakkında sahabelere danıştı. Sahabeler, sen ne emredersen biz onu yapacağız. Yahudilerin Musa'ya yaptıkları gibi seni yalnız bırakmayacağız
dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tavırdan memnun oldu. Nihayetinde iki ordu arasında çetin bir savaş oldu ve Müslümanlar büyük bir zafer kazandılar. Yukarıda verilen paragraftan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? A. Bedir Savaşı'nı Müslümanlar çok rahat bir şekilde kazanmıştır. B. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş konusunda arkadaşlarına danışmıştır. Bu doğrudur. C. Sahabiler Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme büyük bir teslimiyet göstermişleri doğrudur. D. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların tavrından memnun kalmıştır. Bu da doğrudur. Buna göre A şıkkı çıkarılamaz. Evet. 46. soru B'lerde 31. soru olacak. Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırdığı ilk vahiy Alak suresinin ilk 5 ayetidir. Aşağıdakilerden hangisi bu 5 ayette yer alan ilahi mesajlardan biri değildir? A. O insana pıhtılaşmış bir kandan yarattı. B. Oku senin Rabbin kalemle yazmayı öğretendir. C. O insanları ve cinleri ve insanları ancak kendisine kulluk etmeleri için yarattı. D. Rabbin insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. Buna göre C şıkkında yoktur. Yani C şıkkı biri değildir. Evet. 47. soru. Rahip Bahira'nın hiç şüphesi kalmamıştı. Yüzü şekli şemali. Tüm işaretler son peygamberin kitaplarda geçen özellikleriyle uyumluydu. Onun sırtındaki peygamberlik mührünü görünce kitaplarımızın geleceğinden bahsettiği peygamber bu çocuk olsa gerek dedi. Ebu Talib'e Yahudiler de onu tanırlar, zarar verebilirler, onu hemen geri götür dedi. Onları uğurlarken keşke senin peygamber olacağın vakte yetişip de sana yardımcı olabilsem, dostların ve yardımcıların arasına katılabilsem diye ağlıyordu. Bu metne göre 1. Rahip Bahira Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik vaktine yetişmiş ve Müslüman olmuştur. Bu yanlıştır. 2. Peygamberimizin bilenlerin anlayabileceği farklı özellikleri vardı. Bu doğrudur. 3. İslamiyet'in önceki dinlerin kitaplarında son peygamberle ilgili bilgiler vardı. Bu doğrudur. Buna göre 2 ve 3 5 şıkkında mevcuttur. 5 şıkkı doğrudur. 47. sorunun yanıtı 5 şık olacak. 48. soru burada da boşluk bırakılmış, doğru yanlış diye cevaplayacağız. Hicretten sonra İslamiyet daha hızlı yayılmaya başlamıştır. Doğrudur. Ensar Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara denir. Yanlıştır. Müşriklerle yapılan bütün savaşta Müslümanlar kazanmıştır. Yanlıştır. Uhud Savaşı'nda müşrikler Müslümanların 3 katından daha fazlaydı. Doğrudur. Buna göre doğru, yanlış, yanlış, doğru D şıkkında mevcuttur. D şıkkı. Evet. 48. sorunun yanıtı D şıkkı. 49. soru. Peygamber Efendimiz'in ilk süt annesi kimdir? İlk süt annesi Süveybe'dir. İkincisi Halime'dir. O yüzden bazı kardeşlerimiz inşallah karıştırmamışlardır. A şıkkı Süveybe olacak. İnşallah çoğu Halime yapmamıştır süt evet, annesi. İlk için. Süt annesi evet, soruluyor ilk, bu soruda. Burada ilk süt annesini sormuş. Doğru cevap da Süveybe A Hatun'dur. Olması gerekiyor. Evet. A şıkkı olacak. 50. soru B'lerde 39. soru olacak. Ey amcacığım, vallahi bu dünyada yapayalnız da kalsam, hiç destekçim kalmasa da ben asla yolumdan dönmem. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler ben yine de davamdan vazgeçmem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri ne zaman söylemiştir? A. Bedir Savaşı'nda, B. Hudeybiye Anlaşması'nda, C. Müşriklerin Ebu Talib'e gelip onu tehdit etmelerinden sonra, D. Veda Hutbesi'nde C şıkkı olacak. Müşriklerin Ebu Talib'e gelip onu tehdit etmelerinden sonra. 51. soru, B'lerde 40. soru olacak. İslam dininin hızla yayılması karşısında Mekkeli müşrikler şaşkına dönmüştü. Tehdit ve alayların işe yaramadığını gören müşrikler işkenceye başlamışlardı. Bu dönemde Müslümanların hemen hepsi eziyet görmüş, fakat özellikle zayıf ve köle olanlar daha çok eziyet çekmişlerdi. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde eziyet çeken Müslümanlardan biri değildir? A. Ammar bin Yasir, Mekke'de en çok işkence görenlerdendir. B. Halid bin Velid, bu daha sonra Müslüman olduğu için değildir. C. Habbab bin Ered, evet. D. Bilal-i Habeşi, evet. Buna göre
Halid bin Velid değildir. Evet, 51. sorunun yanıtı Beşik olacak. 52. soru, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu zaman küçük bebekler Medine'nin, Mekke'nin dışından gelen süt annelere veriliyordu. Buna göre 1. iklimden kaynaklanan nedenler, 2. ekonomik nedenler, 3. sağlıktan kaynaklanan nedenler, 4. kültürel nedenler. Yukarıda verilen nedenlerden hangisinin çocukların süt anneye verilmesinde etkili olduğu söylenemez? A şıkkı sadece ikinci soru. Evet. 53. soru, B'lerde 42. soru olacak. 1. Amine, 2. Abdullah, 3. Abdülmuttalip, 4. Hazreti Hamza, 5. Hazreti Hatice. Peygamberimizin yukarıda verilen aile bireylerin ölümlerinin ilkinden sona doğru kronolojik sıralaması hangi seçenekte verilmiştir? Buna göre A şıkkıdır. Yani önce 2'dir, sonra 1'dir. Evet. Evet, önce Abdullah, sonra Amine, sonra Abdülmuttalip, sonra Hazreti Hatice, en son Hazreti Hamza olacak. Evet. Aşık doğrudur. 54. soru. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman mazlumların yanında yer almış ve gençlik yıllarında yoksul ve zayıfları savunan bir teşkilata üye olmuştur. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem gençliğinde katıldığı bu teşkilatın adı aşağıdakilerin hangisidir? A. Zayıfları Koruma Cemiyeti, B. Adalet Cemiyeti, C. Mazlumlar Cemiyeti, D. Faziletliler Cemiyeti, D. Şıkkı, yani Hilful Fudul Arapçası evet. Bulacağım. Evet, 54. sorunun yanıtı D olacak. Evet, devam edelim. 55. soru, B'lerde 6. soru. 1. Akrabalarını gözetmesi, 2. ihtiyaç sahiplerini doyurması, 3. hayırdan başka bir şey düşünmemesi, 4. kendisine yapılan iyiliklere vefa göstermesi, 5. tüm canlılara karşı merhametli olması. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Peygamberimizin özellikleri arasında yer alır? Hepsidir. Yani 5 olacak. 5 şıkkı. 5 tanesi. Evet. 5 şıkkı. 55. sorunun yanıtı 5 şıkkı. Yani 5. Evet. Devam. 56. soru. Burada da doğru cevap şeklinde soruları karşılaştıracağız. Bilgi, birinci bilgi, Peygamberimizin ilk evliliğinden 6 çocuğu dünyaya geldi. Doğru. Hazreti Hatice'den 6, Maria'dan İbrahim geldi. 7. İkinci çocuklarından Fatma, Peygamberimizin vefatından sonra yaşamıştır. Doğru. 3. Peygamberimizin 40 yaşındayken evlendi. Peygamberimiz bu yanlıştır. 25 yaşında olacaktı. 4. Hazreti Hatice ile olan düğünlerine süt annesi Halime katılmıştı. Doğru. Buna göre doğru, yanlış, doğru olacak. Bu da A şıkkında mevcut. A şıkkı doğrudur. Evet. 56. sorunun yanıtı A şıkkı. Evet. 57. soru. Aşağıdakilerden hangisi Medine'ye hicretten sonra gerçekleşen durumlardan biri değildir? A. Müslümanlar bir devlet haline geldi. B. Müslümanlar dinlerini daha rahat yaşama imkanına sahip oldular. C. Müslümanlar Şibi Ebi Talip denilen bölgede 3 yıla yakın yaşadılar. D. Hicret eden Müslümanlar üzerindeki işkence ve baskı dönemi sona erdi. C. Şıkkı doğrudur. Bu sadece Mekke'de, diğerleri Medine'dedir. Evet. 58. soru, B'lerin 32. sorusu olacak. Hicret yolculuğunda Peygamberimizin peşine düşen müşriklerden biri de iyi iz süren atlı iddialı biri vardı. Allah'ın izniyle atı kumlara gömülen süvari kişi korkuya kapılmış. Ya Muhammed, kesinlikle anladım ki bana bunu sen yaptın. Allah'a dua et de beni şu vaziyetimden kurtarsın. Vallahi arkandan seni aramaya gelenleri şaşırtacağım dedi. Yukarıda kendisinden söz edilen ve iz sürme konusunda yetenekli olan bu kişi aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Süreka olacak. 59. soru B'lerin 33. sorusu olacak. Peygamberimiz nübüvvetin kaçıncı yılında, yani peygamberliğin kaçıncı yılında bir grup Müslümana Habeşistan'a hicret etmeleri için izin vermiştir. C şıkkı 5. yılı olacak. Evet. 60. soru, fil olayı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğumundan önce gerçekleşmiştir.
bu 50 gün öncedir, doğrudur. Ve Yemen valisi Ebrehe ve ordusu tarafından Kabe'ye zarar vermek için gerçekleşmiştir, doğrudur. C. Allah Kabe'yi, Celle Celaluhu Kabe'ye zarar vermek isteyenlere kuşları musallat etmiştir, ebabilleri, doğrudur. D. Bu seferde Kabe zarar görmüş ve yıkılma tehlikesi geçirmiştir, bu yanlıştır. Evet. Buna göre hangisi yanlıştır? D şıkkı yanlıştır. Evet, 60. sorunun yanıtı da D şıkkı olarak hocalarımız açıklamış oldular. Birinci ve ikinci kategoriyi artık tüm sorularını yanıtlamış olduk. Şimdi bazı bilgiler hemen paylaşayım sizlerle değerli izleyenler. Üçüncü ve dördüncü kategoriler saat 20'de yine bu ekranda sorular çözümlenecek, yanıtlanacak. Cevap anahtarı tekrar hatırlatalım. Yarın peygambersevdalıları.com ve siyersınavı.com adresinde yayınlanacak. Oradan da ulaşabilirsiniz. Kesin olmayan sonuçlar 17-20 Şubat'ta siyersınavı.com'dan sorgulanabilecek. Kesin olmayan sonuçlara itirazlar da yapılabiliyor. 17-22 Şubat tarihleri arasında kesin olan sonuçların ilanı ise 23 Şubat Pazar günü saat 20'de yine bu ekranda olacak değerli izleyenler. Yine heyecanı 23 Şubat'ta hep birlikte yaşayacağız inşallah. Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri Mart ayı içerisinde verilecek. Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizler de hem sınav öncesi hem sınav günü bugün çok yoğun bir mesai harcadınız, yoruldunuz ve şimdi bu yayında da soruları yanıtladınız. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. Vermek istediğiniz son bir mesaj varsa dinleyebiliriz. Buyurun hocam, Süleyman hocam buyurun. Biliyorsunuz siyer sınavı için programın başına da söylediniz. Bizim siyer sınavı için adeta bir sloganik ifademiz var. Kaybedeni olmayan sınav. Neden bunu diyoruz? Çünkü sınava girenler zaten dereceye girmesi hasebiyle maddi bir kazançları olacak. Ancak dereceye girmese dahi kitabı okuması yine ona aynı şekilde bir kazanç sağlayacaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle üsve-i hasene olan yani en güzel örnek olan Peygamber Efendimiz'i okumasıyla orada Peygamberimizin merhametini, adaletini, dürüstlüğünü, yalan söylememesini, ailesine karşı olan tavrını öğrendiğinden dolayı buradan da bir kazanç vardır. Kesinlikle. Dolayısıyla kaybeden kimse yoktur. Evet. Zaten toplumumuzda da eksikliğini hissettiğimiz ve herkesin sahip olmasını istediğimiz davranışlar da aslında bunlar değil mi? Yani adalet, merhamet, yalan söylememe, sevgi. Değil mi? Evet. Aslında sadece toplumumuz için de değil. Yani bütün dünya için peygamberimiz bir rol modeldir. Ve onun eksikliğini de aslında günümüzde şu an hissediyoruz. Ve her geçen gün de onun eksikliğini hissediyoruz. İnşallah bu sınav ile peygamberimizi anlatan onun halini, ahvalini, yaşayışını, bizim için rol model olan peygamberimizi bu sınavla eğer insanlara anlattıysak, bir nebze olsun bu eksikliği karşılayabildiysek ne mutlu bize. Evet, tüm Allah, bunları göz önünde bulundurduğumuzda sınav hedefine ulaştı inşallah. Yani biz evet öyle kabul ediyoruz. İnşallah öyle olmuştur. Tekrar. Allah Peygamber Efendimizin hayat nizamına uygun bir hayat yaşamayı hepinize nasip etsin. Amin inşallah. Son olarak da ekranlarını bize açan siz Rehber TV üyelerine de camiasına da çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun. Adın hocam. Peygamberimiz bir hadiste buyuruyor ki herkese niyet ettiğin karşılığı vardır buyuruyor Peygamberimiz. İnşallah Teala yaklaşık 165 bin kardeşimiz bu sınava hazırlanmıştı aileleriyle birlikte. Onlar da herhalde birlikte okumuşlardı. Onlar da bir şeyler istifade etmişlerdir. Kesinlikle. Kesinlikle herkes bir şeyler yapacak. Bizler de bir şeyler yapacağız. Atalarımız demiş ki it ürür, kervan yürür. Bizler de bu dava için bir şeyler yapmak zorundayız. Evet. Peki. Bunu yaparsak inşallah Teala amacımıza hedefimize bir adım daha ilerlemiş olacağız. Amacımıza ulaşmazsak bile en azından biz maksadımıza ulaşmış olacağız. İnşallah. Allah'ın bizden istediği rol modeli yapmış olacağız. İnşallah hocam. Tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. Adnan Örü ve Süleyman Işık hocalarımıza. Evet, kapatacağız ama toplumun her kesimini peygamber mesajıyla buluşturmaktı bu sınavın hedefi ve inşallah
gerçekleşmiş oldu. Az önce de bazı tarihler aktardık. O tarihler içerisinde sınavda sonuçlanmış olacak, ödüller verilmiş olacak. Bir sonraki yayınımız saat 20'de 3. ve 4. kategoriler için yine hocalarımız burada olacak. Sorular yanıtlanacak. Şimdi sizlere veda ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.